Bismillahirrahmanirrahim. Evet, başta hareket koymakta genelde uğraşmayız ama madem koymuşsunuz onlarla ilgili birkaç hatırlatma yaparak başlayayım. Hareketler harflerden çok uzakta. Yani bu kadar uzak alakası olmaz. Bir de biraz fazlaca dik. Birazcık daha yatık olmalı bu hareketlere eğer koyacaksanız. Şimdiden onlara da alışmış olmak adına en azından bu hareketlerin bu açılarına dikkat edelim. Hepsi birbiriyle aynı paralelde olsun ama bunların hepsi çok dik. Birazcık daha yatay olması gerekiyor. Ölçülerine göre genel olarak hepsinde bir büyüklük var gibi. Yani harflerin yapılışları falan epeyce oturdu, güzel olanlar var ama hani ölçü olarak baktığım zaman hani büyük görünüyor gözüme. Bilemiyorum, ölçtüğünüz zaman veya siz kendiniz noktaladığınız zaman da aynı şekilde büyük olur mu? Şu hemen hemen aynı gibi. Yani B'den başlayalım mesela. 6 nokta olması gerekiyordu. Altı. Bir nokta. Hadi kalemden belki birazcık fark edebilir. 7. 1,5 nokta daha fazlası var. Büyük yani. Kendi kaleminizde nizami bir şekilde isterseniz yazdığınız kağıdı siz de bir ölçülerini koyun. O zaman daha şey yaparsınız. Ra'lar epeyce düzeldi, güzel. Birazcık sadece şu mesafe tam 2 nokta olsun. Birazcık yatay gibi duruyor. Birazcık daha dik olması gerekiyor sanki şu kuyruk kısmının. Çok az daha böyle dik olursa gayet güzel olacak bu. Şekil olarak, kavis olarak falan güzel. Başlangıçları iyi. Evet, dediğim gibi B'nin şekli fena değil ama büyük. Bu da öyle, bak bu da güzel. Son kısmı işte birazcık mimle karışmış ama içe doğru şöyle döndüğünü düşünürsek iyi. Bunun ölçüsüne daha yakındır bu mesela, bu ölçüsünde bu büyük. Şöyle hatta santimle ölçelim. 2,8 gibi bu mesela. 2,5. Yani 3 milim daha büyük baştaki. Bu ölçüsünde güzel. Dişler geniş. Şuradaki bağlantıya dikkat edelim bir de. İkincisi de şu ikinci tuas sırdakinde, bakın bu S hareketlerini vermeye çalışmışız ama burada hiç belli olmuyor. Onlara dikkat edelim. Bu B bu arada çok güzel. Şöyle kaftan giydirelim bu B'ye. Dikkatimizden sonradan kaçmasın. Evet, bu geliş iyi. Şimdi Y'yi yaparken bu yukarıdan geldiğimiz tırnağın ucuna koyarak şurası zayıf çıkmaması için öyle yapmamız gerekiyor. Sonrasındaki dediğim gibi şurası da mesela 1,5 nokta olmuş neredeyse. Daha bir noktalık bir diş olsun. İlk sin dişi. İkincisi 1,5 nokta olacak. Daha geniş olabilir. Evet, bundan sonraki dönüş ve ra. Şu ağzının genişliği dışında gayet güzel. Bu kavisleri. Ama şu mesafe bakın 3 nokta. Bu 3 nokta olunca bu nun harfi gibi olur. Böyle ağzı geniş olduğunda bunlar nun harfi yapılış şeklinde benzer. Birazcık daha burayı küçültelim ama dediğim gibi şey iyi. Şekil çok güzel. Evet, sondaki vav başı daha güzel. Buradaki biraz irice olmuş. Bir de şöyle bu harfi satıra paralel bir çizgi çekip tepe noktasını bulduğumuzda önde olması gereken tepe noktası daha da geri gitmiş.
Evet, böyle bir satır çizgisi kabul edeceksek bunu, bunun başının genişliği 2 nokta olacak ama bu tepe noktası tam ortada değil. Birazcık çok hafif bir cezim miktarı kadar önde olacak. Şu kısmı çok iyi. Vav'ın kuyruk kısmının burada bir hatamız var. Birincisi çok zayıf, ikincisi böyle bir çukurlaşarak değildi. Önce bir şöyle düz geliyoruz aşağıya doğru. Yani orada bir kavis yok önce. Çok hafif böyle. Çok hafif belli belirsiz bir kavisle önce aşağıya doğru iniyoruz. Son kısma doğru o dönüşü yapıyoruz. İçeriye doğru. Ve böyle bitiriyoruz. Yani şuradan itibaren böyle bir harmanlayarak böyle bir kavis vermiş gibiyiz. Böyle bir kavis yok. Önce şura bakın böyle 2 nokta kadar bir düz. Harfin son kısmında bu dönüşü yapıyoruz. Son kısmı iyi olmuş ama şuraya dikkat edelim. Lam elifin bu çok düz. Ölçüsüne yakındır belki. Ölçüsü iyi ama birazcık buralara hafif o kavisleri belli edelim. Bir de şurası 3 nokta zor gelir gibi. Gözün içerisi büyük olmakla birlikte şekline uygun ama normalde şurası 2 noktayı geçer. 2,5 noktaya neredeyse çıkmış. Şu kavisi sol kolunun kavislerini birazcık daha belli edelim. Çok bu kadar sert dümdüz gelmesin. Hafif hafif şu kavisler olsun burada. Evet, ve gözün içerisinin şekli dediğim gibi gayet güzel ama birazcık büyük kaleminize göre. Tuanser şekil olarak bu da çok güzel. Şuradaki boşluk biraz fazla çünkü şurayı uzun yapmışız. Bu aradaki bağlantıyı da gene çok ince kopacak gibi duruyor. Burası 2,5 noktadır. Yani en fazla bunun uzunluğu 2,5 noktadır. İlk başlangıcının. Şurayı ölçersek 3 nokta gelir. Sonra evet, 1 noktalık eğim. O gelişimiz iyi. Ayın için çok yukarıya çıkmışız. Şurası çok boş kalmış bu sefer. Orada da bir kalem ağzıdır. Oranın ölçüsü 1 noktada değil. Şu genişlik 2 nokta. Evet. Şurası dediğim gibi hani kalem ağzı noktanın bile şuraya sığmaması lazım. Şu kavis buralarda değil. Şu başlangıçta var o bir S hareketi. Ondan sonra artık düz geliyoruz. Şurada tam tersi bir dönüşümüz var artık buradan sonra. O kavisi şuralara kadar getirmeyelim. Evet, buradaki sindişlerin S hareketleri güzel ama ikisi de aynı yöne bakıyor. Birincisi birazcık daha dik, ikincisi birazcık daha fazla yatık olsun. Şu genişlikte gene 1 noktayı geçiyor. 1 nokta olsun. Ra da biraz büyük olmakla birlikte gene ağzının içerisine şurayı içeriye doğru şöyle çevirsek tamam. Bunları söylemiştim. Bunu tekrar yapmıyorum. Buradaki Ra tamam. Başlangıç çok iyi. Mim birazcık ince ve uzun olmuş. Birazcık bunu kısaltsak burası da güzel. Sonrası çok ileri gelmişiz. Birazcık onu erken dönseymişiz daha iyi olacakmış. Şurayı çok güzel yapmışsınız. Biraz tam böyle bir badem görüntüsünde bir mim olacak bu. Çok uzatmayın. Çok uzun olmasın yani. Ve sonrasındaki mim de hani şuralarda falan kalsın yani bu harfin tam ucuna kadar zaten sizinki uzun. Neredeyse ucuna kadar da gelmiş. Şöyle olsun. Evet, B dönüşü şuradan itibaren böyle yatırmaya başlamışız. Bu biraz şey olmuş. Son anda döndüreceğiz. Bir de şuralarda hemen çok sert bir dönüş olmuş. Bu dönüşü şuraya kadar iyi yapmışız ama burada da birazcık hafif bir kavisle yukarıya doğru B'nin
tırnağını yaptıktan sonra şöyle bakın. Şuralara kadar şöyle hafif bir kavis var. Şuradan itibaren o kadar sert bir dönüş yapmıyoruz. Sonra bir süre tam dik çıkıyoruz. Son kısımda sadece şöyle sola dönerek bitiriyoruz bunu. Evet. Şu Elif'in kavisleri çok belli olmuyor. Böyle dalgalı bir geliş gibi olmuş. Onu belli edebilirsiniz daha iyi olur. Zamanla da oturur. Çok şey yok ama hani şöyle abartılı gösterecek olursam şöyle şöyle hani buralardan sol sağ kavisleri olsun diye. Şurası bu kadar açık değil. Ha'yı çok güzel yapmışız. Hayır kısmı gayet güzel olmuş. Birazcık dediğim gibi ölçüsüne göre sadece büyük. Ama bunun dışında şekil çok iyi. Şurayı sadece bu kadar açmamanız gerekiyor. Orası birazcık iki nokta bu tarafa geldik ya. Aynı şekilde giderken üstünden gidiyoruz. Nereden sonra açılıyor? Şu lan birleştikten sonra bu açılıyor. Bundan sonrası iyi. Bu val başı daha güzel olmuş. Kuyruk kısmı da iyi. Evet, bihi. Şu yükseklik fazla. Dönüşü falan da iyi yapmışız. Yuvarlaklığı falan da şuraya kadar iyi sağlamışız. Şöyle hafif burayı da bir yuvarlatarak yukarı çıkıp sonrasındaki dönüşü de şu mimden sonrasındaki dönüş gibi yaparsanız burayı da halletmiş oluyorsunuz. Bakın şurayı tam bir yuvarlak olsun. Şu dönüş böyle. Mimden sonraki, ilk mimden sonraki geçiş gibi o da. Sonrasında bu H'yi böyle yapıyoruz. Evet, elinize sağlık. Güzel. Güzel gidiyor inşallah. Birazcık daha gayret ederseniz bunları geçmiş oluruz. Allah'a emanet olun.